Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün yeni bir konuya başlangıç yapacağız arkadaşlar. Önemli bir konu SQL yapısı içerisinde. Konumuzun adı arkadaşlar Stored Procedure. Yani Türkçesiyle direkt karşınıza prosedürler olarak da çıkabilir bu konu. Bunu böyle basit bir şekilde sizlere tanımlamaya çalışacağım. Öncelikle bir new query açalım. Hem oraya da yazmış oluruz. Şimdi biz şu ana kadar yaptığımız sorgu mantığında yani bir veri tabanından girip de işte select'le bir sorgu çektiğimizde ya da farklı bir kod bloğuyla sorgu çektiğimizde bu arkadaşlar ad hoc sorgusu olarak geçiyor. Hemen şöyle yazalım. Şuraya ad hoc sorgu. Şimdi ad hoc sorgular arkadaşlar 6 adımda başlar. Şu anda hala store prosedür yapısına geçmedim ama şimdiye kadar hangi mantıkla çalıştık onu anlatmaya çalışacağım ve daha sonra store prosedür yapısına geçip oradaki mantığı çok daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir query birinci 6 adımda normal şartlarda ad hoc sorgusu tamamlanır. Bunlardan ilki query'dir arkadaşlar. Yani Türkçesiyle sorgu. Burada oluşturulacak sorgunun hazırlanma aşaması. Yani bizim yazdığımız sorguların yapısı arkadaşlar. Burayı tamamlar. Sonra ikinci adıma geçer. İkinci adımda parse. Yani ayrıştırma. Türkçesiyle ayrıştırma işlemine geçiyor. Şimdi ayrıştırma dediğimiz yapı arkadaşlar veri tabanı motoruna yani yapının arka planına iletilen SQL sorgularımız yani bir öncekinde yazdığımız query yapısı. SQL'in kendi kurallarına uygun mu? Yani yazdığımız kod yapısı doğru mu yazılmış? Herhangi bir problem var mı? Burada yapıyı kontrol ediyor. Sorgunun çalışıp ya da çalışmaması bu kısımda incelenmiyor arkadaşlar. Yani parse kısmının hiçbir alakası yok. Sadece SQL yazdığımız query'nin yani sorgunun SQL kuralına uygun bir dille mi yazılıp yazılmadığını bize kontrol ediyor. Bunu mesela veri tabanında gerçekte var olmayan bir tablo için hazırlandığında işte select sorgusu dediğimiz yapı var ya devamlı kullandığımız. Select sorgusunda herhangi bir hata varsa bu noktada hata almıyor. Yani hatamız bu noktada olmuyor. Ayrıştırma kısmında yapılmıyor. Sadece burada kurala bakılıyor arkadaşlar. Sonra eğer herhangi bir problem yoksa bu sefer üçüncü adıma geçiyor. Üçüncü adım optimize arkadaşlar. Yani optimize etmek. Şöyle yazalım. Optimize etmek yani iyileştirmek Türkçesiyle. Şimdi optimize dediğimiz kısımda SQL Server aslında kendi içerisindeki bir uygunluk maliyetini yapıyor. Yani minimum performansla kendisini yormadan yapıyı nasıl çalıştıracağıyla ilgili bir işlem yapıyor burada. Ne yapıyor mesela? SQL Server bir sorguyu çalıştırmadan önce en doğru sonuca en hızlı ve performanslı şekilde yani kendisini yormadan nasıl ulaşabileceğini hesaplıyor arka planda bu kısımda, optimize kısmında. Bunun için mesela sizin yazdığınız sorgu arka planda farklı sorgu yapılarına çevirerek bunların içerisindeki kendisini yormayacak en iyi yapıyı kendisine seçiyor ve optimize edilmiş şekilde en uygun sonucu bana kendisini yormadan döndürmüş oluyor arkadaşlar. Diğer bir adımımız, dördüncü adımız. Bu arada dediğim gibi bu normal ad hoc sorgu yapısı arkadaşlar. Yani bizim hala prosedür yapısına geçmedik. Bizim şimdiye kadar yaptığımız sorgu yapısının arka plandaki mantığı bu. Optimize yapısını geçtikten sonra arkadaşlar compile yani şöyle yazalım compile derleme aşamasına geçiyor arkadaşlar. Yani optimize kısımda yapmış olduğunuz sorgunun yani en uygun sorgu yapısını seçtikten sonra bunları derliyor arkadaşlar. Derleme işleminden sonra artık kodlar bizim için çalıştırılmaya hazır halde bekliyor. Daha sonra 5. adıma geçiyor compile adımından sonra execute. Yani çalıştırma işlemine geçiyor. Çalıştırma işlemi bundan önceki süreçlerin hepsi tamamlandıysa bu süreçlerin sonunda sorgu planı hazır olan hani en optimize şekilde ayrıştırma yapısı uygulanmış şekilde sonucu bize çalıştırılacak kısım olarak karşımıza çıkıyor execute. Daha sonra 6. adım çalıştırılan kodun sonunda bize sonuç olarak
Biz eğer hangi mesela bir filtre yapısını kullanarak işte verdi şartı kullandık. Onun sonucunda karşımıza bize sonuçları yazdıran bir yapı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İşte ad hoc sorgu yapısı bu 6 adımda bitiyor. Ama biz her yeni sorgu yazdığımızda bu 6 adım tekrarlıyor arkadaşlar. Her kod yapısında farklı her kod çalıştırdığımızda biz ad hoc sorgusuyla işlem yaptığımız için bu 6 adım sürekli tekrarlanan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki ad hoc yapısındaki 6 adımı anladıysak bu sefer bir de store prosedüre bakalım arkadaşlar. Bakalım o kaç adımda işlem yapıyor. Şöyle yazalım. Store Procedure şeklinde yazalım. Şimdi bu 3 adımda bu işlemi yapıyor arkadaşlar. Bunlardan ilki parse. Yani parse özür diliyorum. Parse yapısında yani ayrıştırma yapısını ilk olarak query yapısından atlayarak ki query yapısını neden atlıyor onu biraz sonra anlatacağım. Parse yapısında ayrıştırma işleminde tamamlıyor ve bu işlem tamamlandıktan sonra yazılan prosedür yani store prosedür yapısı bir object tablosunda size object dediğimiz bir tabloya aktarılıyor ve kodları ise arkadaşlar size comments denilen bir tabloda bekletiliyor. Şimdi daha sonra ikinci adıma geçiyor. Burayı tamamladıktan sonra compile kısmına tekrar geliyor. Compile'de ne yapıyor? Yine işlemleri derliyor arkadaşlar ve son olarak üçüncü adımda sadece execute yapısını şöyle yazalım. Yazamadık ya. Execute yapısında çalıştırma işlemini bize döndürüyor arkadaşlar. Şimdi arasındaki fark ne? Şimdi normal şartlarda arkadaşlar ad hoc yapısı bizim store procedure yapısına göre aslında daha kullanışlı gibi gözükse de iş dinamik bir yapıya girdiği zaman network dediğimiz o server'la bizim kendi işlemi yaptığımız cihaz arasındaki bir bağlantının o trafiğini azaltmaya yönelik bir işlem arkadaşlar. En önemlisinden bir tanesi bu. Şimdi şöyle düşünelim. Biz bir önceki videoda ne öğrenmiştik? Mesela view yapılarını. İşte view yapıları ne yapıyordu? Bir sanal tabloyu temsil ediyordu. İşte view yapısında birden çok tabloyu birleştirebiliyorduk. Ve sanki bunlar tek bir tablodan geliyormuş gibi mantığıyla çalıştığı için bunları biz view yapısında kullanabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi prosedür yapısı ise yine view yapısı gibi bizim yazdığımız kod bloklarını tek bir başlıkta toplayıp o işlemi biz o başlık ismini yazarak sorgulama işlemini yapıyoruz. Ama view sadece sanal bir tablodur ama store prosedür sanal bir tablo yapısı değildir arkadaşlar. Bunun ismine zaten saklı yordam dediğimiz bir yapı olarak karşımıza çıkar. Zaten araştırdığınızda da muhtemelen saklı yordam cümlesini çok sık şekilde göreceksiniz. En önemli özelliği ne bu saklı yordamların arkadaşlar? Bunlar veri tabanlarında saklanır. Bir defa derlenir ki çok önemlidir bu arkadaşlar. Yani ad hoc sorgusundaki gibi her yaptığımızda tekrar bir derleme işlemi yapmaz. Sadece bir defa derler ve hani belli o kod bloklarını, o derleme yapısını artık bünyesinde saklar arkadaşlar SQL. Sakladığı için biz tekrar bir işlem yaptığımızda yukarıdaki ad hoc sorgusu gibi 6 adımda değil, sadece bizim oluşturduğumuz store procedure yapısını 3 adımda çok kolay bir şekilde karşımıza çıkartmaktadır arkadaşlar. Tabii view'den tek farkı sanal bir tablo olup olmaması konusu değil. Mesela view parametre kabul etmiyor ama store prosedürler arkadaşlar parametre kabul ediyor. Yani herhangi bir değişken tanımlanabiliyor. İçerisinde if yapısı gibi işte döngü yapılarını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir zamanlanmış görev olarak atanabiliyor bunlar. Dediğim gibi yine network trafiğini azaltma konusunda gerçekten çok iyidir store prosedürler. Bakım kısmına bakarsak işte veri tabanının bakımı kısmında tek bir nokta üzerinden bakımı yapabiliriz. Yani karmaşık yapılardan ziyade store prosedür yapısıyla tek bir noktadan veri tabanının bakımını yapabiliriz arkadaşlar. Başka ne diyebiliriz?
İşte mesela sadece SQL yapısında değil de programlama dillerinde store prosedürleri çalıştırabiliriz arkadaşlar. Bunlar tabii ki önemlidir. İşte farklı örnek veriyorum. İşte C ile yazılmış bir programa SQL tarafından hazırlanmış bir store prosedürü çağırabiliriz. Onun üzerinden işlem yapabiliriz. Güvenliklidir. Güvenlik kısmı da önemli store prosedürün. Güvenlikli bir yapıdır arkadaşlar. Dediğim gibi farklı bir uygulamadan çağırabiliyoruz. Onu zaten söylemiştik. Şimdi buraya kadar teorik olarak biraz anlattıktan sonra biraz uygulama kısmına geçelim arkadaşlar. Prosedürler nasıl oluşturulur? View'ler nasıl oluşturulursa aynı mantık arkadaşlar. Create view yerine create prosedür şeklinde işlem alır. Tekrar şurada yazalım isterseniz. Create prosedür yazdıktan sonra vereceğimiz ismi yazarız. As select ve sorgu yapısını devam ederiz arkadaşlar. Bu arada prosedür yerine PROC kısaltmasında kullanabiliriz oluştururken. Çalışmalar arkadaşlar select olarak çalışmaz, execute olarak çalışır. Yani artık çalıştırırken execute veya exec şeklinde kısaltarak çalıştırabiliriz arkadaşlar. Başka dropla silme işlemini yaparız. Alter'la güncelleştirme işlemini yaparız arkadaşlar prosedürle. Şimdi şu hastaneyi bir çağıralım. Hastane veri tabanını bir çağıralım arkadaşlar. Artık şurada çalışalım. Şimdi mesela normal şartlarda bir ad hoc sorgusu yazalım. Bunu nasıl yazacağız? Select yıldız from işte hasta tablosu içerisinde neyi getir? Hastanın cinsiyeti erkeği getir. Şimdi bunu F5 yaptığım zaman şu yukarıda görmüş olduğunuz ad hoc adımlarını SQL arka planda bunu tek tek uyguladı arkadaşlar. Peki bu yapıyı sadece bir prosedüre aktarırsak nasıl olur? Nasıl kuruluyor arkadaşlar? Create PROC şeklinde kısaltabiliriz. Şöyle geldik. PROC yazdıktan sonra örneğin ne diyelim? Hasta PROC ismini verelim. As select yıldız from hasta ver hastanın cinsiyeti erkek şeklinde işlem yaparız. Şimdi şurayı bir çalıştıralım. Execute edelim. Ne yaptık? Bununla ilgili bir prosedür oluşturur arkadaşlar. Peki prosedürler nerede gözüküyor? Şuradaki veri tabanımıza girelim. Database'imize girdik arkadaşlar. Nerede bizim hastane? Burada. Daha sonra program kısmına girdikten sonra şurada görmüş olduğunuz store prosedür kısmı var arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman bizim çalıştırdığımız hasta prosedürleri burada gözükmektedir. Şuradan modify dedikten sonra burada arka planda çalışan prosedür yapısını görebiliriz ama şimdilik burası bizim için önemli değil. Daha sonra tekrar buraya geleceğiz arkadaşlar. Peki nasıl çağıracağız? Mesela burayı select'le çalıştırdığım zaman bana bir sonuç döndürmüştü ama ben aynı sonucu bir prosedüre aktardım. Bu hasta proc şeklindeydi. Nasıl arkadaşlar? Execute veya exec şeklinde biz bunu çağırıyorduk. Şöyle execute yazdıktan sonra hasta proc dersek şöyle execute edersek yine aynı sonucu bize döndürecek arkadaşlar. Ya da uzatmadan direkt exec şeklinde de çalıştırırsak yine yukarıda oluşturmuş olduğumuz prosedürü bizim karşımıza getirecektir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar select yıldız işte from'dan sonra hasta proc diye çağırırsanız mesela view yapılarını çağırdığınız gibi çağırırsanız burada maalesef çalışmayacaktır arkadaşlar. Bu sadece execute yapısıyla çağırabileceğimiz bir yapı arkadaşlar. Şimdi view yapısında karmaşık bir sorgu yapısı yapmıştık arkadaşlar. İsterseniz onu burada bir de prosedür yapısında çalıştırmaya deneyelim. Şurayı bu arada yorum yapalım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki mesela bir tane daha prosedür oluşturuyorum. Create proc diyelim ki hasta proc 2 olsun arkadaşlar. As dedikten sonra bizim şurada bir view yapımız vardı ya hasta view arkadaşlar. Burayı bir design dedikten sonra kodu sadece ben alacağım oradan. Şuradaki kod yapısını.
Şurayı aldık. İnlerce oyunlar falan var. Burayı kopyaladım. Geldim arkadaşlar. Ez yapısından sonra şöyle aşağı indik. Ctrl V ile yapıştırdık. Ne yaptı? Bizim view yapısında oluşturduğumuz işte inerci oyunların kullanıldığı yapıyı biz buraya getirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir çalıştıralım. Bu prosedürü bir oluşturalım. Execute ettik. Başarılı bir şekilde oluşturuldu diyor. Şimdi çağıralım bir de. Exec hasta proc 2 diyelim. Şurayı bir execute edelim. Ve bu şekilde çalıştırmış olduk arkadaşlar. Şurada kurduğumuz yapı view yapısında bir sanal tablo olarak kullanırken burada bir saklı yordamdır. Yani bu kod bloğu artık derlendi. Veri tabanının içerisinde bulunuyor. Ben bu kodu hem SQL içerisinde bu şekilde çalıştırabilirim. Hem farklı bir programlama dilinde burayı çağırtabilirim arkadaşlar ki bu önemli bir konudur. Bu işlem bir defa derlendiği için network trafiği çok hafifler. Yani o yoğunluk, trafik yoğunluğu burada olmaz arkadaşlar. Hani nasıl düşünebiliriz? Bu örnek tabii ki burada biraz böyle açıkta kaldı ama böyle bir neler yapabiliriz? Özür diliyorum. Şimdi mesela şey düşünün arkadaşlar. Mesela otobüse biniyorsunuz, kart basıyorsunuz ya. Mesela o kart, siz kartı bastığınız zaman o bir süreç başlatıyor arkadaşlar. O süreç nedir? İşte kartınız uygun bir kart mı? Yani bastığınız kart doğru bir kart mı? Kartın içerisinde bakiye kontrolü yapılıyor. Bakiye yetersizse bakiye yetersiz diye uyarı veriyor. Bakiye yeterliyse otobüsün gidiş hattına göre, yani oradaki cihaza takılı olan hatta göre bir para çekiyor. Mesela bu gibi süreçler aslında sizin bastığınız kart işlemini bu aradaki server yapısına iletiyor arkadaşlar ve o da database'e gidiyor. Database'e kontroller yapılıyor. Tekrar o geri dönüyor o makine ve sonucu size döndürüyor. Mesela bakiyeniz yetersizse siz oraya bastığınız zaman aslında oranın bakiyenin yetersiz olup olmaması için o network üzerinden bütün verileri kontrol için gidiyor. Server'dan database yapısına gidiyor. Database'den kontrolünü yapıyor. Tekrar server ve server sonucunda size o kart bastığınız alanda sonucu size döndürüyor arkadaşlar. İşte bunu bir defa derledikten sonra, yani bunun mesela örnek veriyorum, günde kaç tane kişi biniyor? O kadar kişiyi tek tek yaparsa, eğer buradaki ad hoc sorgu yapısıyla giderse, her defasında tekrar bir 6 adım ilerliyor arkadaşlar. Ve bu süreç inanılmaz şekilde performans konusunda hem de güvenlik açığı konusunda bazı problemlere yol açıyor. Ama prosedür yapısını kullanırsanız buradaki kontrol mekanizmasının, yani şuradaki kod bloğunun kontrol mekanizması bir defa derlendiği için artık sadece o bilgiyi gönderiyor ve tek taraflı geri sonucu size döndürüyor arkadaşlar. Başka ne vardı? Şu drop'u silelim mesela. Silme işlemini. Drop proc ne vardı? Hasta proc vardı en başta oluşturduğumuz. Onu sildik mi bu arada bilmiyorum da. O da dursun. Şu hasta proc'u bir deneyelim. Bulacak mı? Tamam buldu. Bir de hasta proc 2 var. Şu anda en son kullandığımız. Onu da execute edersek siler arkadaşlar. Şuradan tekrar bir refresh yaparsak. Sistem view'leri açtı. Şuradaki hastane kısmında geldim. Store prosedüre geldim. Hasta prop. Burayı silmemiş. Tekrar bir şurayı refresh edelim. Şimdi muhtemelen gidecektir. Hastane program store prosedür. Bakın gitti arkadaşlar. Buradaki drop ifadesiyle prosedür yapısını ortadan kaldırmış olduk. Şimdi bir de baştan ne dedik arkadaşlar? Prosedürler içerisine view'lerden farklı olarak parametre alabiliyor. Şimdi bir de öyle bir örnek yapalım. Şurayı bir yorum kısmına alalım. Aşağı inelim. Nereye alalım arkadaşlar? Mesela select yıldız from şu doktor tablosunu bir çağıralım. Doktor tablosu üzerinden bir prosedür oluşturalım. Ne diyelim? Create proc Doktor Proc isminde bir yapı atayalım. Sonra bir değişken tanımlıyorum. Şimdi view'lerden farklı olarak bir değişken tanımlayabiliyorum. Diyelim ki işte cins ne olsun? Varchar 1. Yani cinsiyetin değişken olarak tanımlıyorum.
Kadın, erkek, ne artık sonucu değiştirirseniz ya da nasıl bir değişken tanımlamak isterseniz burada belirtiyorsunuz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra yine as yapısını koyuyorum ve artık sorguma başlıyorum arkadaşlar. Diyorum ki doktorun adı artı bir boşluk bıraksın. Doktorun soyadını getirsin ve bir de buna takma isim getirsin. Ne diyelim? Doktor ad soyad ismini getirsin. Virgül başka ne getirsin? Doktorun TC'sini getirsin. Şöyle buna da bir takma isim atalım. Doktor TC no diyelim. Yeter, sadece değişkenliği göstermek için yaptım zaten. From dedikten sonra nereden getirecek arkadaşlar? Bize tabii ki doktor tablosundan getirecek. Ama ben buraya değişkeni niye atadım? Bir şartlı değişken olarak göstermek istiyorum. O yüzden var yapısını kullandım. Dedim ki doktorun cinsiyeti eşittir. Şurada görmüş olduğunuz cins dediğim yapı var. Yani bir önceki şuraya oluşturduğum bir değişken yapısını buraya tanımladım arkadaşlar. Sonra bir de order by ekleyelim. Doktorun şöyle yazalım tanımlamadığı için. Doktorun adının soyadına göre bize getirsin. Şimdi şurayı oluşturduk. Bir isterseniz bunu bir prosedür olarak tanımlasın. Execute ettim. Başarılı bir şekilde oluşturdu diyor. Şuradan yenileyelim. Gelelim database'imizin içerisine. Hastane. Nerede? Şurada store prosedür. Doktor proc şeklinde gördü. Dediğim gibi buradaki modif yapısında zaten burayı. Burası değişebilir bir alan olduğu için bakın ne yaptık? Create yapısını aslında alter yapısıyla burada gösteriyor arkadaşlar. Şurayı kapattım. Sonra ben bu prosedürü çağırmak istiyorum. Bunu nasıl çağıracaktık? Exec dedikten sonra şöyle doktor proc diyorum. Ve execute ederek burayı çalıştırıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Aslında burası sadece kadınlara getirdi. Kadınların yani cinsiyeti kadın olan doktorların adlarını soyadlarını birleştirdi ve TC numarasını birlikte bana getirdi. Dediğim gibi bu kod yapısını tekrar çalıştırdığım zaman ad hoc yapısında olduğu gibi buradaki 6 adım yerine artık store prosedür yapısı içerisindeki 3 adımı uygulayarak tek bir defa derleme işlemini yaparak karşımıza getirmiş oldu arkadaşlar. Şurada bir saniye bir şeye bakacağım. Şurayı açmayalım. Sistem prosedürleri değil. Şimdi bakın ne yaptım. Parametre eklediğim zaman eğer parametre yoksa buranın da altında parametre gözükmez arkadaşlar. Parametre eklediğim zamansa burada işte cins ismini verdim. Varchar 1 şeklindeki veri tipindeki değişkeni benim karşıma getirmiş oluyor arkadaşlar. Burada da parametrenin oluştuğunu görmüş olabiliyoruz. Silelim. Drop diyelim. Drop proc. Doktor proc diyelim. Execute edelim. Başarılı bir şekilde burayı silmiş olsun. Şimdi bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bu tabii ki örnekleme işlemi yaptıkça kafaya oturacak olan bir yapı. Bununla ilgili daha elimde hazır yok ama bakalım böyle buna uygun güzel bir örnek tasarlayabilirsem sizlere de örnek üzerinde anlattığımda çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Önemli bir konudur. Store prosedürler kullanılır arkadaşlar. Dediğim gibi derleme işleminin bir defa yapılması network üzerindeki trafiği inanılmaz şekilde rahatlatır. Güvenliklidir arkadaşlar ve ayrıca farklı bir programlama dilinden prosedürleri çağırabiliriz. Önemli olan noktalardaki bizim dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken daha doğrusu en önemli noktalar bunlardır arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle.